Arkadaşlar şu ana kadar Java metotlarını nasıl hooklayabileceğimizi gördük. Kendi metotlarımızı yazdık. Yazdığımız metotları tetikledik. Uygulamanın kendine ait metotları tetikledik. Bundan sonraki kısmı artık kendiniz pratik yaparak bu temeller üzerine geliştirebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz GitHub reposunda pratik yapmak için kullanabileceğiniz ya da bir örnek olarak inceleyebileceğiniz Frida scriptleri var. C++ kodu için, Android için, iOS için, bu platformlar için yazılmış örnekler var. Kimi çok karışık, kimisini anlaması çok kolay ama bunlar üzerine çalışarak artık kendinizi geliştirebilirsiniz. Eğer doğrudan sizin ihtiyacınıza cevap veren bir şey varsa onu alıp kullanabilirsiniz. Ancak siz belli bir uygulamanın belli bir özelliği için Frida'yı kullanmak istiyorsanız custom geliştirme yapmanız, uygulamaya özel geliştirme yapmanız maalesef kaçınılmaz. Orada elinizi kirleteceksiniz, kendi kodunuzu yazacaksınız. Ancak çok genel geçer işlemler için de kullanabilirsiniz Frida'yı. Örneğin SSL pingi atlatmak için ya da eğitimin başlarında yaptığımız root kontrolünü devre dışı bırakmak gibi şeyler için birden fazla uygulamada çalışabilecek Frida scriptleri yazılabilir. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa bunu oturup sıfırdan yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Frida CodeShare adında bir site var. Buradaki scriptlerin tamamı open source, GitHub'da da bulabilirsiniz. Google'a Frida CodeShare yazdığınızda bu sayfayla karşılaşıyorsunuz. Browse dediğimiz zaman bakın Android için SSL pinning atlatan bir script var. Root kontrolünü atlatan bir script var. IS info scripti var. Burada IS keylerini konsola basıyor. Burada onlarca script var. Bazıları gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Ekrana bir toast basmak için, toast mesajı, pop-up mesajı göstermek için kullanılan şeyler olabileceği gibi root kontrolü devre dışı bırakma, SSL pingi devre dışı bırakma gibi çok genel ve kullanışlı scriptler de var. Tabii bu scriptlerin her zaman işe yarayacağını garanti etmek mümkün değil. Bilinen root kontrol yöntemlerine karşı yazılmış bu. Eğer siz çok yaratıcı bir çözümle gelirseniz uygulamanızın içerisinde root'u tespit etmek için bu script çalışmayacaktır. Ya da SSL pinning'i devre dışı bırakan bu script bilinen yaygın olarak kullanılan SSL pinning yöntemlerine atlatmak için geliştirilmiş bir script. Eğer siz native kodun içerisinde pinning yaparsanız ya da yine daha önce bilinen kullanılan bir kütüphaneyi değil de kendi yönteminizle SSL pinning yaparsanız bu kütüphane çalışmayacaktır. Şimdi bunlardan bir ikisinin nasıl çalıştığını, bunları nasıl kullanabileceğimizi görelim arkadaşlar. Öncelikle bu SSL pinning atlatmayı deneyelim. Script'e tıkladım. Bunu burada yazan kodu olduğu gibi kopyalayıp terminale yapıştırarak da bunu kullanabilirsiniz. Ya da buradaki script'i kaydedip doğrudan bilgisayarınızdan internet bağlantısı olmadan da script'i tetikleyebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Konsola geldim. Buraya ls dediğimde bakın Universal Android SSL Pinning Bypass JavaScript'in içerisine ben buradaki kodu olduğu gibi yapıştırdım. Arayüzden de göstereyim sizlere. Bakın kodun aynısı burada var. Tabii bunu denemek için arkadaşlar şurada takip etmeniz gereken bir adım var. Bunu sadece bir kere yapacaksınız telefonunuzda. Bunu yaptıktan sonra o telefondaki her uygulama için bu script'in çalışmasını bekliyorum. Eğer bu işlemi yapmazsanız yani Burp'ün ya da kullanacağınız HTTP Proxy'nin sertifikasını telefonun içerisinde Data Local Temp'in altına şu isimle atmazsanız bu script çalışmayacaktır. Ama bunu bir kere yaptıktan sonra her uygulama için aynı telefonun üzerinde çalışmasını bekliyorum. Ben bunu oluşturup telefonun içerisine attım. Onu da görelim isterseniz. ADB shell ile cihaza bağlanıyorum. Pet'e gidelim. CD data local temp ls dediğimde bakın burada cartder.crt'yi görebilirsiniz. Bu Burp'ün kendi sertifikası export edip uzantısını, adını ve uzantısını değiştirip buraya atmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Yine bir emülatörümüze dönelim. Bunu dedi ve sinyal uygulamalarıyla test edeceğiz. Şunu indirelim aşağıya. Biliyorsunuz dedi bir sinyal klonu, sinyal tabanlı bir uygulama. Dedi'yi açıyorum. Bu arada
Burp de açık. Burp Proxim burada çalışıyor arkadaşlar. Şu IP adresinde dinleme yapıyor. Android'in proxy'sini de ayarladım. Cihaz da Burp'ün adresini proxy adresi olarak kullanıyor. Onu da göstereyim sizlere. Bakın 192.168.56.1'e bağlanıyor. Şimdi dediği çalıştıralım. Bir adres, bir telefon numarası uyduruyorum. Next dediğimde bir hata almayı bekliyorum ben. Network hatası alacak çünkü SSL pinning var bu uygulamada ve Burp'ün sertifikasını kabul etmiyor. Bir de sinyali deneyelim. Sinyali başlattım. Herhangi bir numara çıktı. Next dedim. Yine benzer bir hatayı aldık. Burp'e dönüyorum arkadaşlar. HTTP proxy'ye dönüyorum. Burp'ün dashboard'unda bakın hatalar var. DediBTK.gov.tr'ye ve sinyal uygulamasının geliştiricisi Whisper Systems.org'un 443 portlarına bağlanamadım çünkü sertifikayı tanımıyorum diyor. Neden tanımıyor? Biz Whisper Systems'ın ya da BTK'nın sertifikasını değil, Burp'ün sertifikasını gönderdik mobil cihaza. Burp'le araya girdiğimiz için ve SSL pinning yapıldığından, uygulama beklediği sertifikayı bildiğinden Burp'ün sertifikasına güvense de doğru sertifika olmadığını anlayıp bağlanmayı reddediyor. Bu artık çok yaygın olarak kullanılıyor. Eğer bir mobil uygulama sızma testi yapacaksanız bununla mutlaka karşılaşırsınız SSL pinningle. Bunu atlatmanın en kolay yolu az önce gösterdiğim Frida, CodeShare'deki Frida script'i. Tekrar ls dedim, bakın burada. Script burada. Önce dedi ile deneyelim. Frida PS ile uygulamaların paket isimlerini alacağım arkadaşlar. -UA. Dedi'nin paket adı burada. Frida-u. Bağlanacağım uygulama bu. Load'un L'si. Yükleyeceğim script ne? Bu. Bu arada arkadaşlar paket adının başına -f yazarsanız uygulamayı elle başlatmanız gerekmez. Siz -f yazdığınızda uygulama kapalıysa bile Frida onu kendi otomatik olarak açacaktır. Sonuna da no pause yazarsam uygulama Frida script'ini tetikledikten sonra Frida'nın komut satırına düşmez. Doğrudan çalışmaya devam eder sizden girdi beklemeden. Eğer buraya no pause yazmazsanız script çalıştıktan sonra uygulama durdurulur ve Frida komut satırından resume devam et demeniz gerekir. Bakın başlatıyorum. Burada script'in çıktılarını görüyorsunuz. Trust Manager'ı custom kodla override ettiğini söylüyor. Buraya bir numara yazalım. Next dediğimde invalid dedi. Şöyle yapalım. Bakın dönüyor. Ve yine aynı hatayı aldık. Burp'e bakalım bu sefer. History'nin içerisinde hata almamıza rağmen bakın bu sefer çıkan bir paket var. Telefon numarası da bizden çıkmış. Bundan sonraki kısımsa çalışmadı arkadaşlar. Neden? BTK ya da bu uygulamayı geliştiren üretici muhtemelen bu noktada bir kontrol daha yapıyor ve bu yapılan kontrolü bizim script'imiz tanıyamadığı için sadece bir noktaya kadar atlatabildi. Biz elimizde bu script varken sadece bu script'i kullanarak SSL pinning'i dedi de atlatamadık. Bu uygulamadan çıkalım. Exit dedim, arayüzü kapattım. Uygulamayı da kapatıyorum. Şimdi bu sefer sinyale dönelim arkadaşlar. Sinyalin paket adını alalım yukarıdan. Bakın burada. Az önce çalıştırdığım kodda sadece paket adını değiştireceğim. Dedi yerine sinyali vereceğim. Verdim. Aynı scriptle uygulamayı başlattım. Bir telefon numarası çıktı. Çok önemli değil. Next dedim. Bakın bir sonraki aşamaya geçti. Burp'ü açıyorum. Sinyal sunucularına giden bir paket var burada bizden. Bakın şurada sunucuyu görebilirsiniz. Sonra verdiğimiz telefon numarasını burada görebilirsiniz. Şimdi uygulamaya bir kod girelim sanki bize SMS gelmiş gibi. Bakın bunun da bizden çıktığını görebiliyorsunuz. Eğer ben buraya gerçek bir telefon numarası girseydim, o numaraya bir
kod alsaydım ve o kodu girseydim uygulama çalışmaya devam edecekti. Uygulama çalışırken ben giden gelen bütün paketlerde araya girebilecektim. Niye iki farklı uygulamayla gösterdim? Arkadaşlar, bu script her zaman çalışmaz. Benim kişisel tecrübem %90 başarı sağlıyor Android uygulamalarında. Ama dediğinde olduğu gibi fail ettiği uygulamalar da olabiliyor. Yine Frida Code Share'e dönelim. Burada geriye geliyorum. Çok popüler bir tane daha script var. Frida Anti-Root. Yine bu Frida Anti-Root'u bu sefer doğrudan çalıştırmayı deneyelim. Yani indirmeden çalıştırmayı deneyelim. Hangi uygulamayla çalıştıracağız? Kendi root bypass'ta biz Droid Crypt'i kullanmıştık. Bakın root uyarısı alıyorum. Onun için deneyeceğim. Frida'dan çıktım. Konsolu temizledim. Yapıştırdım. Tref'den sonra benim paket adını vermem lazım. Şuradan yine Droid Crypt'in paket adını kopyalıyorum arkadaşlar. Çalıştırdım. Sonra no pause diyorum. Uygulamayı bulamadı. Niye bulamadı? Çünkü tire u demedik. Tire u demezsek eğer Frida'dan sonra bilgisayarda arıyor. Tire u dersek USB'den bağlı cihazları arıyor. Başlattım. Bakın bir hata verdi. Çalışmadı. Hataya bir bakalım. Has more than one overload. Biz bunu eğitim sırasında görmüştük arkadaşlar. Bu hatayı ne zaman aldık? Biz overload'da sıkıntı yaşamıştık. Metot overload yapılmış, aynı isimde iki tane metot var ve bunlardan hangisinin kullanılacağı belirtilmemiş. Muhtemelen bu metot, bu Frida script'i Android'in eski bir sürümü için yazıldı. Android'in bu güncel sürümünde ise yazılan script'in kullandığı hangi metot? GetPackageInfo metodu overload edildi ve bir kopyası geldi bu metodun aynı isimde ve farklı parametreler kullanan. Biz doğru overload'u bulup script'i düzeltirsek çalışabilir. Deneyelim. Ben buradan script'i olduğu gibi kopyaladım. Buraya ls dediğimde bakın ben buraya router adında bir JavaScript dosyası oluşturdum ama bunun içi boş. Açıyorum bu dosyayı. Ve JavaScript kodunu olduğu gibi bunun içine yapıştırdım. Şimdi aldığımız hataya bakıyorum. GetPackageInfo sınıfında bir hata almışız. Bakın burada sınıfın adı, metodun adı implementation gidiyor. Bu araya bizim overload koymamız lazım. Hangi overload'u koyacağız? İki tane parametre var. Overload'lara bakıyorum. Bunun iki parametresi var. Bunun da iki parametresi var. Bizimkisi hangisi olabilir? Alttakini deneyeceğim. Bunu olduğu gibi aldım. Şuraya yapıştırdım arkadaşlar. Noktayı koydum. Şurada iki nokta oldu. Onu düzeltiyorum. Package Manager Overload. Parametreleri verdim. Implementation'ı verdim. Kaydettim. Bir deneyelim. Şimdi exit dedim. Frida-u paket adımız. -l ile bu sefer lokale kaydettiğim için lokalden adını verdim. Şuna da başına da -f dersek otomatik olarak kapatıp başlatsın. Şuraya da no pause diyorum ki kullanacağım script çalıştıktan sonra uygulama durmasın, devam etsin. Çalıştırdım. Bakın yine bir hata aldım. Hataya rağmen bakın şeyi bypass etti. Ama aldığımız hataya bakalım. Bunu da düzeltmeye çalışayım. Yine bir overload hatası. Bu sefer readline bunu kopyalayalım. Readline metodunun overload'unu atlamışız. Fonksiyon çalıştı ama biz yine de onu düzeltmeyi deneyelim. Hata vermeden çalışsın. Readline'e geldim. İmplementasyonun içi boş. Bugün şu boş overload'u direkt alıp buraya yapıştırdım. Nokta overload. Sınıfın adı, metodun adı, overload implementation şeklinde ilerliyor. Kapatıyorum ben Droid Crypt'i. Diğerlerini de kapattım. Droid Crypt'i tekrar açtım. Root hatasını gördüm. Frida'dan çıktım. Konsolu da bir temizleyelim. Bakın Frida-u paket adını verdim. Router'da ikinci değişikliğimi de yaptım. Bu sefer no pause demeyeceğim. Bir de no pause demezsek ne olduğunu görün. Çalıştırdım arkadaşlar. Bakın no pause demediğim için benden resume dememi istedi. Bunu da yapıştırdım. Hata yok. Bekliyoruz. Bakalım çalışacak mı? Çalıştı. Hatasız. Bunu atlatmış olduk. Parolamız 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Gördüğünüz gibi root kontrolünü atlatmak için de bu script'i kullanabiliriz. Eğer bir Frida script'ini çalıştırdığınızda ya da herhangi bir kod parçasını çalıştırdığınızda arkadaşlar hata alırsanız vazgeçip yenisini aramadan önce bir hata mesajını okuyun. Bakın çok basit bir hata vardı ve biz bu hatayı düzelterek işimize yarayan bir Frida script'ini elde etmiş olduk. Son bir örnek yapacağım. Yine daha önceden Frida CodeShare'den indirdiğim bir script var. Bakın toast.javascript var. Şuradan router yerine toast'u veriyorum. No pause diyorum. Çalıştırdım. Tabii çalıştırdım ama root'tan hata aldım. Başka bir uygulamada denesek bakalım toast'u görebilecek miyiz? Eğer göremezsek root'u atlatıp deneyelim. Bir exit deyip çıkalım buradan. Şuradan secret uygulaması vardı. Açtım. Yine hatayı aldım. Bu ne demek arkadaşlar? Bizim aldığımız hatanın root'la alakası yoktu. O zaman şimdi hatayı okumaya başlayabiliriz. Bizim aldığımız bu hatanın sebebi neymiş? Benim aklıma gelen bir şey var. Burada Frida'nın script'i çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Uygulama çalıştığında toast'u gösterebilmek için uygulamanın context nesnesine ihtiyacı var. Ancak script o kadar hızlı çalışıyor ki bizim emülatörümüz henüz context nesnesini oluşturmamış oluyor. Şöyle deneyip bunu test edebiliriz. Yine exit dedim. Bu sefer trefeye koymayacağım. Uygulama baştan başlamayacak. Açık olan uygulamanın üzerine bunu deneyeceğim. Bakın Frida says hi geldi. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Eğer siz bir script'i uygulamanın hemen başında çalıştırıyorsanız ve o script uygulamanın belli bir nesnesine, belli bir bileşenine ihtiyaç duyuyorsa o bileşen çağrılmadan önce script çalıştırılmış olabilir ve siz bir hata alabilirsiniz. Burada bir race condition var. Benim emülatörüm çok daha hızlı olsaydı belki application context yüklenecekti ve bu toast mesajını ben görebilecektim. Bu hatayı nereden anladık? Burada aslında yine bize verdiği get application context'in null olması açıklayıcı bir hata ama bir süre sonra artık tecrübeyle bu tip hataları öngörebiliyorsunuz ve çözüm üretmeye başlayabiliyorsunuz. Bu kısmın da sonuna geldik arkadaşlar.